İkisi bir 16 çekirdekli Threadripper 1920x işlemcili Asus ROG Zenith Extreme X399 ana üzerine kurulu Asus Vega 56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz. Merhaba gönül dostları ben Mesut Çevik. Merhaba aşk yumakları ben Enis Kirazoğlu. Özel bölümde çok özel konular konuşmak üzere tekrar birlikteyiz. İlişkileri ele alacağız bugün. İnsanoğlunun soğuk canlılarla olan ilişkilerini robotlarla, yapay zeka ile. Android zeka ile evet. Duygusal bir giriş yapalım. Gönüllere hitap edelim istedik. Çünkü yakında makineler gelecek ve o soğuk tavırlarıyla sizi işinizden edecek. Aa abone sayı yüze düşmüş. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ikisi birin böyle bir yani daha doğrusu ışıkları kapattık baktık çok güzel bir görsel var böyle çekemedik. Önce bir uyarı yapmak istiyorum. Bizi ailecek seyredenler varsa bizi e, böyle şu anda sesimizi her yerden duyulacak şekilde seyredenler varsa ya yani mesela ortamda açmış mesela adam. Hani arka tarafta Starbucks'ta açmış mesela bizi full ses dinliyor veya otobüste açmış full ses dinliyor. Hmm. Arkadaşlar şimdi robotlarla konuşacağımız konularda robotların sosyal hayatımız olan etkisini de konuşacağız. Yani konu farklı yerlere gidebilir. Baştan uyarımı yapıyorum. Yani burada... Oho! <laughs> 18 ayarı e gibi yaptım. Bir art 18 konuşmayacağız değil. Değil Bir şey konuşmayacağız ama mesela... Bilim konuşacağız. İlim bu. Bilim konuşacağız ama tabii sosyolojik olarak konuşacağız toplum etkisini. Mesela şimdi şöyle bir şey var. Yani cinsel amaçla... Bir yani Cinsel amaçla kullanılan robotlar da konunun bir parçası olabilir. O yüzden hani belki utanır bazı insanlar. Hani yanında ailesi varken bunları dinlemeye. Ondan çünkü geçen hatırlıyorsan bir arkadaşımız şey yazmıştı. Gördüm onu sen bilmiyorum. Abi tam dinliyordum. Bir anda aileyle beraber söylüyordu. bir anda seks robotları diye biz girmişiz. Şimdi gene olduğumuz gibi yani. Hani bir şey olmuş. Acaba bu adamlar ne konuşacaklar diye böyle bir tedirgin olmuş. Ama sonradan konuyu kapatıp devam etmişiz yola. O yüzden bu yeri yapmak istedim. He. Yoksa şey konuşmayacağız ha. Robotlar şey bam 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 diye bir şey konuşmayacağız yani. <laughs> Danım haber hiç böyle bir şey görmemiş bu Bugüne kadar bu hareket telefon olmadı mı? <laughs> Söz içerisinde. Yapay zeka diyorum, bilim diyorum. Başlangıçta güzel bir giriş yapalım diyorum. Ben bunu başta konuşmak istiyorum. Adam niyeti bunu... bozmuş öyle gelmiş tamam mı? Hatta yapay zeka konuşalım diyen en iyisi anladığım niyet bozulmuş birkaç. <laughs> Abi konuşalım biz bu konuyu. Ben çoğuşuma gitti bu konu. <laughs> ama haklısın. Doğru. Evet. Ama tabii bu konuyu buradan başlamayacağız. Şimdi <laughs> konunun ama çatısı bu değil Önce yani. Önce bir uzmanlıklarımızı belirtelim. Siz efendim yapay zeka ile alakalı nasıl araştırmalarda bulundunuz? Ben iki kitap okudum sadece bu konuyla ilgili i̇ki o kitap. kadar. Evet. Ben Detroit Become oynadım. <laughs> 10 numara o numara bir yaşadınız? Bir uzmanlığımız var. Ama 10 saat sürüyor yani. Bayağı oynadım bir an Detroit, yani Detroit Become i̇ki kitap okudum derken de şey yani Kalkıp da bilimsel camiada inanılmaz takdir görmüş yani, akademik he. araştırmalar diye. yapay yapay ile el ele falan mı okudu? <laughs> benzeri bir şekilde bir, tane, bir tanesi bayağı benzeri bir kitap yani öyle söyleyeyim. Ama Şimdi, bir tanesi yine tabii Boğaziçi Üniversitesi'nde değerli bir hocamız Cem Sayda herhalde. Bak <laughs> kitap yazardan ismini unutuyorum. Değerli yapay zeka üstüne araştırmalar yapan bir hocamız evet, evet, yazmış. Onun da yani onun yazdığı bir kitaptı. O başarılı bir kitap. Şimdi Bizim konuşacağımız konu aslında ben biraz işin şey tarafına <laughs> bakacağım hani şöyle bir çip takarlar da o çiple uçarlar değil de ama yani yapay zeka etkisi gibi aslında. Evet gözüküyor. hayatı etkisi şimdi hızlı bir şekilde geliyor ve hep ne diyoruz sen işsiz kalacaksın o işsiz kalacak. Ha He. ben kalacak mıyım ben kalmayacağım. Yani sıkıntı yok. Neden? Yapay zekayı savunan bir adama ihtiyaç var. Hatta bizim işimiz artacak belki. Herkes işsiz kalınca bizi seyredecek. Tabii yapay zeka bizi iş bizim verecek. Bize artacak Abi yani. çık bizi biraz sempatik göster. <laughs> Siz niye kırdınız bu çocuğu bak on numara iş yapıyor filan tarzında. Ya böyle bir durum var. Hepimiz bir gün işsiz kalacağız. Hatta belki de çok ileri zamanda yapay zekaların birbirlerine iş verdikleri koruma geleceğiz. Çok değişik bir şeyler tartışabiliriz bu konuda. Ama ilk olarak şunu konuşmak lazım. Yapay zeka şu anda hangi sektörlerde aktif olarak kullanılıyor? Ve tam olarak ne işimize yani. yarıyor. Mesela döner kesmede kullanılıyormuş. O tweet'i gördün mü? Ya şimdi orada <laughs> garip bir şey var Eniz. Robotun yaptığı şeyler, otonom sistemler yani yüzyıllardır yıllardır var otonom evet. sistem dediğimiz şey. Karışıyor yapay zeka ile otonom sistem. sistem biraz Aynen. Yani. ne yapıyorsun yani aleti ayarlıyorsun diyorsun ki bir milim vidayı kıvıracaksın sonra şuraya doğru o bandın üstüne koyacaksın o oradan gidecek onu bir robot kolu oradan alıp kenara koyacak filan devam edecek. Kaç yıldır olan bir şey e, ya. Yani. Bu otonom bir sistem bu öğrenen bir sistem değil siz kodunu giriyorsunuz o çalışmaya başlıyor pıs pıs pıs, pıs. yani 24 saat bozulmadığı sürece devam ediyor bakımını yaptığında. Bir de şu da yapay zeka. O yapay zeka değil. Bir de şu da yapay zeka ile karıştırılıyor zaten en çok tartışılan konuların bir tanesi de o. Yani programcıların diliyle if else muhabbeti. evet. Yani programcı adam birkaç komut ayarlıyor. Diyor ki şu olursa şunu yap. Bu olursa bunu yap. Bu da aslında otonom sisteme benzer bir şey benim evet. nazarımda. Yani hani bir şey olursa bunu yapmaya programlı, bir şey olursa da şunu yapmaya programlı bir cihaz var. Orada bir yapay zeka söz konusu değil değil mi? Değil. Ya şimdi yapay zeka ve makine öğrenme birbirinden bağımsız böyle çok hayal edemediğimiz şeyler. Şimdi makine öğrenme dediğimiz olayda sizin yani aslında yine bakmayın siz. 100 yıl öncesinde keşfedilmiş matematiksel formülleri hani bugün uyarlayabilir, çalıştırabilir hale geldik bilgisayar gücünde. Sizin bir makineye bir konu hakkında bir veriyi formülize etmeniz anlamına geliyor. Yani onu işleyebilir, onu hı hı. anlayabilir hale getirmeniz anlamına geliyor. Mesela kedi fotoğraflarını sürekli olarak bir makineye bir algoritma üstünden gösteriyorsunuz. Binlerce, yüz binlerce kedi fotoğrafı gösterip diyorsun ki burada kedi var ve kedi bu. Hepsi birbirinden farklı. O da en sona bir patern oluşturuyor, bir formül oluşturuyor kedi kendine. Diyor. diyor ki, bu formülasyona uyan, yakında çıkan, işte diyelim belli bir yanılma oranında çıkan bir nesne görürsem, kedi. DNA'sı bu. Bu kedidir. Yani fotoğrafın artık matematiksel DNA'sı bu diyor. Bu kedidir diyor. Yapay zeka dediğimiz olayda ise bu makine öğrenmenin de işlediği verilerle beraber bir değerlendirme aşaması var bu işin. Yani şimdi makine öğrenmede sen makini öğrettin hı hı. ama yapay zekada makine öğrenmenin öğrendiği bu teknikleri nerede nasıl kullanacağını kediyi görürse ne yapacağını öğrettiğim bir kısım daha var. Yani şimdi öğrenen makinalardan bahsediyoruz. Yolda gidip gele gele araba kullana kullana araba kullanmıyor öğrenen, kendini daha da geliştirebilen, kod yazabilen makinelerden bahsediyoruz. Şimdi bu öğrendiği veriyi bir de işlemesi lazım bunu. Yorumlayabilmesi lazım. Burada da yapay zekayı kullanıyoruz. Ama Yapay zeka dediğimiz zaman insanlar şöyle bir şey karıştırıyorlar. Yapay zeka. Bak burada yapay zeka çalışıyor dediğinde ne haber lan yavşak dediğinde sana cevap vermesini bekliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani <laughs> karşıdan yapay zeka. abi iyiyim senden ne haber filan demesini bekliyor. Ama yapay zeka dediğimiz şey öyle değil. Yapay zekada otonom sürüşteki yapay zeka bugün bir tarla süremez mesela. Onun öğrendiği şey yolda gitmek çünkü. İleriki versiyon en gelişmiş örneklerin çıkacağı versiyonda biz neyi göreceğiz? Otonom sürüşte, otonom uçak kullanmada, helikopter kullanmada, gemi kullanmada, ateş etmede silahlı hep ben araya onu da sokuyorum. Ya, Yemek üretmede, yani. konuşmadaki yapay zekaların bir araya gelerek öğrendikleri makine öğrenimlerini bir araya toplayarak her iş yapabilir hale geldikleri dönem. Ama bu çok zor olacak. Çünkü bugün otonom sürüş dediğimiz şeydeki işlem gücü, gerekli veri inanılmaz büyük. Şu anda onu işlemek ve onu böyle elde tutabilmek için uğraşıyoruz makinalarda biliyorsun otonom sürüş hala daha yüzde, yüzde oldu artık herkes arabasını bırakacak istediği yere gidecek diyemedik. Konuşma var. Evet. İnsanlarla konuşan, öğrenen chat robotları var. Hala daha devam ediyor onların değerlendirmesi, öğrenmesi. Bir yerden sonra sapıtıyorlar çünkü makine olduğunu anlayabiliyorsun i̇şte karşı tarafın. Microsoft'un ki değil mi böyle? Tam böyle evet. pis yani bir şey olmuştu. Şu anda şey aşamasındayız biz. Emekleme aşaması dedikleri aşamadayız. Tam gerçekten bir bebeğin. Yani oradaki konuşmayı öğreniyor. Buradaki araba sürmeyi öğreniyor, buradaki uçmayı öğreniyor abi, buradaki işte inşaat yapmayı öğreniyor. Ama henüz daha hepsini böyle bir araya getirip, ha bu oldu işte, bununla hem konuş, hem ver görevi gitsin yapsın, senin için savaşsın, senin için evlensin, çocuk büyüsün falan kısmına daha gelmedik. Ya yani Biz şey bekliyoruz tabii, bilim kurgu filmlerinden hep gördüğümüz için böyle bir tane robot gelecek, konuşacak böyle, elimizi sıkacak falan, arabayı süllenecek, selam verecek falan böyle. Yani hep böyle bir fantezi var kafamızda evet. yani. Ama senin gibi aslında bu şu an... Hani bir gün kalkacağız ve bir bakmışız robotlar artık hayatımızda işte budur falan alkışlarla belediye başkanı robotu açıklayacak ve ondan sonra robotlar ele geçirmeye başlayacak dünya gibi bir fantezi yok yani Yok şu anda evet. E, yavaş yavaş. Oraya sektör, doğru sektör sektör, sektör sektör aslında alan alan yapay zeka yerleşmeye başlıyor yani. Öyle evet. Ya bir de burada şöyle bir şey var onun da altını çizmek lazım. Yani şimdi yapay zekada. Şu anda yararlanabildiğimiz sektörler var. Yani şu anda yapay zeka aktif olarak birçok sektörde kullanılıyor. Finans sektörü yıllardır kullanıyor zaten. Yapay zekayı ne yapıyorlar? Daha önceki verileri, hareket tarzı, hisse senetlerinin, işte fonların hareket tarzını ezberletmişler, öğretmişler makineye makine öğrenme sayesinde. Bir sonraki adımın ne olacağını tahmin ediyorlar. Hı hı. Neden? Geçmişteki verilerden yola çıkarak, şu anki değişkenleri hesaplayarak bir sonraki adım bu olabilir diyebiliyor yapay zeka. Ya da doktorların kullandığı yapay zekalar var ama hala bir doktor olarak hastayı, ilacı yapay zeka yazmıyor. Doktora diyor ki abi sen ne veriler teşhisler koydun diyor. İşte öksürüyor hasta kan değerleri bu. Filmini çektik burada şöyle bir leke var filan diye sen yapay zekayı veriyorsun. Yapay zeka o hastanedeki verilerin dışında dünyadaki diğer verilerle karşılaştırılıyor. İşte açık bir database varsa IBM şu anda bunun üstünde Watson'la çalışıyor. Çeşitli hastanelerle beraber iş birlikteliği içindeler o verileri karşılaştırıyor ve diyor ki bak diyor bu hastada böyle bir hastalık olabilir diyor. Şu teşhisi koyabiliriz diyor. Yani bunu nasıl çıkartıyor? Aynı doktorların deneyimi gibi aslında. Orada sadece 100 bin tane, 1 milyon evet. tane ya bir teşhisin de teşhisin o... deneyimini kullanıyor. Doktor sadece kendi hayatındaki deneyimleri kullanabiliyor mesela. Evet veya çevresindeki deneyimleri evet. kullanabiliyor yani. Bir de bunun mikro uygulamaları da var. Şimdi hep mesela büyük çap düşünüyoruz ama atıyorum senle de <laughs> hep konuştuğumuz konu var ya. Şurana bir çip takıyorsun mesela ani bir ruhani değişiminde veya işte psikolojik şeyinde veya işte kan dolaşımındaki değişimde sana uyarı verebilecek. Belki sendeki o kanser hücresini evet. sen daha hani şey olmadan erken tesis edebilecek. Ya bugün kanserle ilgili en büyük korku hiçbir şeyin yok abi. Bir gidiyorsun hastaya hastane. Bir hücre bulunuyor yani ve bir anda hani bambaşka bir dünya geçiş yapmış oluyorsun evet. ondan sonra. Hani belki de onu sana uyarabilecek yani. Böyle mikro hani böyle belki fantastik bilim kurgu düzeninde değil ama o şekilde devamlı çalışan yapay zekalar da hayatı çok değiştirip. Ya şu şey. anda mesela bahis Oynayanların özellikle, bayi sitelerinin oldukça da bir yapay fazla zeka. çalıştığı yapay zekalar var üstünde. <laughs> Neyi yapmaya çalışıyor yapay zeka? Futbolcu istatistikleri. Futbolcunun o dönemdeki performansı, geçmiş performansı, takımların analiziyle maç skorunu tahmin etmeye çalışıyor. Ve söylentiler o ki, dakikayı böyle birkaç dakika sapmayla golü tahmin edebilen yapay zekalar ortaya çıktı deniyor. İmkanı yok. Gibi. Yani tabii şimdi imkanı yok diyoruz ama istatistik öyle bir şey ki. Yani eğer sen düzgün istatistik verilerle bir yapay zekayı eğitirsen birçok şeyi tahmin edebilir, öngörebilir Öyle hale geliyor. Ama sporun zaten her zaman için doğası olan şey şu yani hiçbir zaman hiçbir koşulda tam olarak mesela hava <laughs> şartı bile o günkü performansı etkileyebiliyor. İşte o kadar mı hesaplayabilen mesela bu adamlar 21 derece ısıda 3 <laughs> rüzgarla esen havada şu dakikalarda şunu yapabiliyorlar, bu dakikalarda bunu yapabiliyorlar. Yani insanoğlunun olduğu ortamda o kadar hataya müsait durumlar var ki. Var, yok değil ama şöyle bir şey düşün. Sen hep insan olarak düşünüyorsun bunu. Yani bir insanın o kadar koşulu hesabı matematiği bir araya getirmesi olarak Yok, düşünüyorsun. Yok yani şunu düşünüyorum ben aslında. Orada şimdi. bir ben, makine çalışıyor. Yapay zeka şunu bilemez. Ben eşimle kavga etmişimdir. Maça kötü çıkarım. Tabii. Şimdi ben o gün çok güzel bir sözle söylenmişimdir. Kötü oynuyorumdur. Mesela eşim bana böyle çok sevmiştir, sarılmıştır. Ben o gün bir çakırım gazla iki tane gol atarım değişir. Yani insanoğlunun olduğu faktör gerçekten işleri... Ama işte o formülün içinde ne var biliyor musun? Senin dönemlik Hatta performansın var. var zaten. Enisi biliyor. Böyle... Ha dengesiz olduğunu. Anladım. O dengesizlik de formülizasyonun içinde. Anladım. ne kadar ya. yüzde kaç dengesiz bu oyuncu anlatabiliyor muyum? İnanılmaz bir şey var orada Ama yani burada şöyle bir trafik. şey de var. Bunu eğer bayistesi yapabiliyorsa tam tersi de yapabilir. Yani bunu bayistesinin işte durumunu böyle hani kötüye ki. kullanmak için tam tersi faydalanmak için de yapabilirler yani. Ya tabii ki yap yapmadıkları nereden biliyoruz ki? Bugün bir sürü para dönüyor bir yerlerde tamam mı? O paraların mi? nasıl gittiğini de bilmiyoruz. Bir de şimdi şey var. Hani veri çok önemli. Veri madenciliği. Evet. Bizim verilerimizi topluyoruz. Ama benim verimi toplasın ne olacak ki? Diyor ya insanlar. Ben de diyorum evet. İşte bakın bugün veri gerçekten çok önemli. Mesela senle beraber bir yapay zeka geliştirelim. Yapay zeka neyi tahmin etsin abi? İnsanların cep telefonu alırken dikkat ettikleri kriterleri göz önünde bulundurarak Adam siteye geldiğinde desin ki Ali sen bunu alırsın. Sana bu çok iyi gider. Sen bundan memnun kalırsın desin. Yalnız güzelmiş <laughs> bunu kes bence. Biz bunu yapalım. <laughs> Ama bize ne lazım? Data. Ali'nin daha önce satın aldığı telefonlar. Tabii. Ne kadar kullandı. Evet. Hangi uygulamaları kurdu. Evet. Arkadaşları varsa çevresindeki onların hangi telefonları kullandı. Nasıl bir grubun içinde olduğu. Ortak uygulamalar kullanıyorlar mı? Ortak mekanlarda bulunuyorlar bak bir sürü veriye ihtiyacımız var değil tabii, mi? Tabii tabii öyle. Abi bunların hepsini topluyorlar bizden. Bizim haberimiz Topla. yok. Ve bunlar gerçekten o firmalar için inanılmaz değerli veriler. Bambaşka şekli dönüştürülebiliyorlar. Ya öyle zaten sıkıntı şu abi ben verilerimi ne yaptıklarının farkındayım. Herkes farkında. Sıkıntı şu engel olamayacağımı artık kabul ettim anladım yani. Çünkü ya. Çünkü buna vermeyeyim desem ona veriyorum yani. Ona dedim hepsine vereyim bari veriyorum. Ya zaten ben. sıkıntı <laughs> şurada bunu vatandaş değil abi, bunu yetkili kurumların, ülkenin halletmesi lazım. Bu bir beka sorunlarına dönüşebilir. Çünkü yarın öbür gün adam askerlerin davranışlarından, hareketlerinden, daha doğrusu insanları analiz ederek o ülkedeki hangisi asker, hangisi istihbarat görevlisi, bu istihbaratçı olabilir çünkü şu ülkelerde bulunuyor, gidiyor, geliyor, şunlarla bir araya geliyor diye analiz de çıkartabilir. Ajanları tek tek belirleyebilirsin. Geçen senle mi konuşmuştuk ya? Ona bile gerek yok ki ya. Biz şimdi mesela askeriye de görevli bir işte erin evet, şeyin selfie çekmesi, spor, çekme spor olayı. uygulaması, selfie çekmesi ama daha da gizli ajanları da böyle belirleyebilirsin. Çünkü yapılan analizler şunu da gösteriyor. Yani veri trafiği o kadar önemli ki. Bakın anonim GSM şebekeye veri gönderme verileri. Bunlar anonim dediğim telefon numarası belli değil bak. Hı hı. Sadece oradaki A kişisinin A kişisi diye geçiyor bu hangi GSM istasyonlarına hangi saniyelerde veri gönderdiğini analiz ederek kim olduğunu bulabiliyorlar mı senin. O kadar yani. Çünkü yani. ellerindeki diğer datalarla birleştirebiliyorlar. Ellerinde başka datalar da var. Senin yani alışveriş dataların şey evet, dataların. Bir sürü datayı bir araya getir. Bunun için. Güçsür yani. datan var. Tabii. Bugün Google Visa ile anlaştı. Alışveriş datalarını alıyor <laughs> arka planda. Ne alıyorsun? evinde daha çok hangi içeceği içiyorsun? Yani buna kadar analiz ediyorlar. Bambaşka bir seviyeye gidiyor. Şimdi bunu, diyorum ya, bunu artık benim bireysel olarak buna karşı koymam mümkün değil yani. Evet bunu makine öğrenmeyle öğreniyorlar. Makineyi öğretiyorlar. Sonra yapay zeka ile analiz ederek de üstünde öğrenilmiş veriyi anlamlı hale getirip kullanıyorlar. Belki de benim için daha faydalı olacak ya. Google diyecek ki belki de Hacı, bak sen bunu çok tüketiyorsun. Bunu da seversin diyecek. Belki hep beni sevdiğim bir şey bulacağım yani. Biraz da böyle düşünmemiz lazım. Onu al o peyniri, <laughs> sen bunu al tarzında. Ben Google ise e güveniyorum abi. Bambaşka başka bir seviyeden bahsediyoruz ya yani gerçekten garip. Ha şu anda yardımcı olarak çalışıyorlar bize. Bize yardım ediyorlar gerçekten. Yani doktorlara yardım ediyor, avukatlara yardım ediyor. Ya da sana yardım ediyor. Avukat arıyorsun. Diyor ki şu işleme kadar şu dilekçeyi ver. Zaten işini görür bir avukata gerek yok diyor yapay zeka senin için. İlk önce beyaz zekaların yaptığı bazı işler. Finans sektöründe işte fon yönetimi, bankalar, Ondan sonra avukatlar dedik, doktorlar dedik. Bak bunların yanında görüyorsun yapay zekayı. Evet. E, beyaz zekalılar diyorduk ama bugün otonom sürüş diyoruz şoförler. Şoförler aslında emekçiler. E, fabrikada diyoruz fabrikada robotlar var. Fabrikanın işleyişini öğrenen yeni şeyleri kendisi ayak uydurabilen. Otonom sistemler bayağıdır bir yerlerini aldı. Şimdi evet. onların yerine öğrenebilen sistemler gelmeye başladı. Daha da adapte olabilmemiz. Tabii Tabi mesela üretim nasıl hızlandıracağını Zaten, bir yapay zekadan öğrenebiliyorsun. Abi en büyük konu o ya işte <laughs> hani bu konuşulan bir konu bir yandan da işte insan olur robotlar yerleşmeye başladıkça açığa çıkacak bir nüfus olacak yani. Evet. Yani i̇şsiz kalacak devasa bir nüfus olacak ortada. Ee, ve bu devasa nüfus hani nasıl hayatını idame ettirecek diye bir tartışılan bir mevzu da var. Yani bunlara biz nasıl bir istihdam sağlayacağız? Ne yapılacak, ne edilecek? Bu adamlar nasıl topluma tekrardan entegre olabilecekler diye konuşulan bir konu ya, da var. güzel bir söz var. Yani bu genel olarak söylenen bir şey. Yeni neslin hızlı öğrenme öğrenmesi lazım deniyor. Hızlı öğrenmeyi öğrenmesi lazım derken hızlı öğrense yani. ne kadar yarışabilirsin ki? Ya o işte şey var. sürekli trendler değişecek, işler değişecek. Bugün mesela şimdi veri analizi, veri madenciliği analizi yapan yazılımcı aranıyor. Eskiden böyle bir şey aranmıyordu anlatabiliyor muyum? Yapay Aa. zeka üstüne yazılımcı aranıyor deli gibi. Evet, Otonom tabii. sürüş diyorsun. Lidar denen radarlar ortaya türedi. Gör, görerek öğrenme diyorsun. Yeni nesil kameralar, sensörler. Ama dikkat et. Hep beyin gücü. Hani üst düzey adam aranıyor. Artık şey aranmıyor. Ha, bugün işçilere hemen diyelim ki çıkacaklar. Yani bugün bir inşaat işçisi hemen işsiz kalmayacak. Zaten hiç kimse bir anda işsiz Neden kalacak. abi? Çünkü inşaat yapmak için ilk öncelik madde mad, mad şeye bakıyorsunuz siz. Maliyete bakıyorsunuz. Bir inşaat işçisi 100 lira alıyorsa şu an yeni nesil bir yapay zekada çalışan robotun 100 maliyeti. 100 bin lira mesela. Yani. Öyle olacak. <laughs> Kurtarmayacak yani. Bir e de inşaattan düştüğünde o robot. Yani ne yazık ki <laughs> en azından bizim gibi ülkelerde bir işçi düştüğünde sana maliyeti ayrı, robotun düştüğünde maliyeti ayrı diye hesaplayacak adam tabii. yani. Çok kötü bir yerden yaklaştım biliyorum. Ama bizim ülkemizde en azından ben işsiz kalmayacaklarını söyleyebilirim yani. Ya şöyle bir şey var tabii. Zaten hiçbir şey bir anda olmayacak. Biz bir ihtimalle <laughs> görmeyeceğiz zaten o değişimi. Gerçi teknoloji artık hızlı gelişiyor. Neyi görüp neyi göremeyeceğimizi de bilemiyoruz. Hani bir bakıyorsun Mars'ta yaşıyor adam ya. Hani diyorsun ki o kadar geliştik mi? Hani 3 seneye göre bugün çok daha farklı. 3 sene önce yapay zeka konuşmuyorduk bile. Ben hatırlamıyorum 3 sene önce. Şey diyorduk yani yapay zeka yapıyorlar bir yerlerde. Daha iyi yapsınlar diyorduk. Bir baktık bir anda işte sürücüler geldi hayatımıza. Evet, o hızlı sonra bir şekilde anlatıyor. girdiler. Hani çok hızlı gelişiyor her şey ve bir sağa bakıyorsun tekrar bir sola dönüyorsun ondan sonra bambaşka bir şey çıkmış orada. Çok hızlı değişiyor. <laughs> Benim hani başta açtığım muhabbetin sebebi de şu. Ee, hani dedim ya işte başta cinsel amaçla yapılan şeylerdi abi insan olduğu için biliyorsun bir şey yapılırken önceki toplumun şeyi düşünüyor yani ne en çok kâr edilebilen konu ne bir sürü konu var ama bir tanesi de cinsellik yani hem kadın tarafında hem erkek tarafında evet. her zaman prim yapan sana iyi bir satış elde ettirebilecek olan konulardan bir tanesi ve hatırlarım yani herkes hatırlıyordur <laughs> İlk bir yapay zeka çıktığı zaman en çok haber olan konular da o amaçlı Trend robotlar olan, evet, direkt yani. hani Japonya'da Anakı, medya vazgeçmedi. Sürekli hatta Sürekli. bir ara sabitlediler onları bir yerlere. <laughs> yani 1 milyon 2 milyon çünkü şu adam sana diyor ki şöyle bir şey yapıyor yani. Mesela evde sen oturuyorsun tamam mı? Hayalinizdeki kadın robot olarak karşınızda bir fotoğraf var falan böyle. Ya bu herkesin böyle merakını cezbeden bir konu olmaya başladı ve bu yapıldıktan sonra benim aklıma bir şey geliyor. Şimdi Japonya'da en çok konu Japonlarla verildi genelde bu örnek. Yani Japonya'da kadına <laughs> bakış açısı biraz daha böyle şey baskıcı bir bakış açısı var kadına karşı. Ee, ama toplumun artık gittiği yön müdür nedir Japonya hani o Kültüre aşina olanlar daha iyi söyleyebilir ama genelde şu belgeseller Japonya'dan çıkıyor. Hep anime arkadaşları vardı. E i̇şte yastığa sarılara kuyuyordu. Evinde 20 tane manken vardı falan. Mankenin cansız mankeni. Hologramla yani. evlendi. Ha Hologramla falan. Böyle hani genelde ütopik. E i̇şte <laughs> sosyalleşme konusunda sıkıntı yaşayan e insanların hikayeleri Japonya'da biraz daha kabul görür bir şey olduğu için galiba. Orada insanlar çıkıp söylüyor. Türkiye'de bunu söyleyemezsin yani. Çıkıp röportaj. 20 tane cansız mankenle beraberin. Çok mutluyum, kadın dırdırı çekmiyorum falan gibi bir açıklama Japonya'da vardı. Ama Türkiye'de olmuyor bu tarz açıklamalar çok fazla. E o yüzden genelde bu e, cinsel amaçlı üretilen robot hikayeleri de Japonya pazarında çıkan bir şey. Ve orada şöyle bir haber vardı. Tafi tarihinde bunu konuştuk. Belki senle konuşmuşuzdur, belki ben bir yerde okumuşumdur. İşte Japonya <laughs> hükümeti korkuyor. E ee, insanlar işte kadınlar erkekler birbirinden uzaklaşmaya başladılar. İşte robotların hayatımıza girmesiyle insanlar artık bir araya gelmeyecek, evlenmeyecek ve hani cinsel olarak bir çekim de duymayacaklar. Çünkü tüm cinsel çekim robotlar üzerinden giderilecek artık diye bir korku var. Çocuklar doğmayacak diye. Mesela bu da ütopik bir şey gibi geliyor. E, zaten olarak. gelişmiş toplumlarda, toplumlarda şey var. Azalıyor nüfusları biliyorsun Mesela yaşlanıyorlar. No şey var abi. Doğurmuyorlar. Hani e, robotu da geçti onlar. Norveç şey tartışılıyordu <laughs> işte ya. Millet hani eşiyle bir araya gelsin, çocuk yapsın diye öğle arasında şey izni, cinsel birleşme izni adıyla yani seks izni diye bir izin koymuşlar öyle arasına yani. Millet eşiyle yeter ki bir araya gelsin diye yani. Öyle bir izin modeli konuşuluyor en son. Ee, yani genç yani ülkelerde de çocuk yapmak biraz daha İşin bana ne geliyor biliyor musun? Bak gelişmiş toplumlarda genelde refah düzeyi yüksek. Bu adamlar rahat yaşıyorlar. Kaliteli yiyorlar, kaliteli yaşıyorlar, Biz eğleniyorlar. Mesela oranlarının yüksek olmasının sebebi de aslında biraz. Şimdi bak burada doğan bir insan, çok affedersem sözünü kestim. Ee, hayat şartları burada zor. Yani biraz hard level'da başlıyorsun. Norveç'te yaşadan adam very easy'de başlıyor hayata yani. Biz biraz daha hard başlıyoruz. Mesela burada yaşayan bir bir hayali oluyor. Hani otomatik olarak çıkacağım buradan. İşte gideceğim şuraya şey yapacağım bilmem ne yapacağım. İşte atıyorum bazı diyor ki mesela çok yüksek standartlarda yaşayacağım. Hayatımı orada kuracağım falan filan. Norveç'te bir doyuyorsun mesela. Okey iş var güç var. Bilmem ne var. Bir amaç edinmek zor olabiliyor belki. Bir tahmin sadece bu. Ya yani, intihar oranları tabii bir sürü şeye bağlı olabilir. Biz de intiharların ne kadar listeye geçiyor onu da bilmiyoruz. Yok hani, canım, muhakkak. Şuna göre bir görüyorum? sürü şey var. Bir Almanya'ya göre fazla olmasının örnek veriyorum mesela. Yani, yani, ama orada ben şunu, şunu hep garip buluyorum işte bak. Refah düzeyin çok yüksek. Ama bizim gibi daha zorlu şartların olduğu ülkelerde insanlar üremeye devam ederken hani genelde neden refah bulmuş, parayı bulmuş, huzur bulmuş insanlar az yürüyorlar. <laughs> Kafa, kafamızı dinleyelim diyor. <laughs> ya da belli bir mantığı etmeye ne gerek var şimdi huzurumuz <laughs> bozulmasın huzurumuz <laughs> bozulmasın enis filan tarzında ama toplum olarak zaten bizde bence şöyle oluyor abi öyle bir şeye geliyor ki aile mesela herhalde abi anlamsız bir hayat iyice stres dışarıda ayvayı yemişiz hiçbir şey yapamıyoruz sürekli evdeyiz bari bir çocuk olsun neşemizi bulalım diyorlar sonra ya onu da neşe olmadığını anlıyorlar? Ne yapıyorlar? Ama bak toplum olarak şöyle bir şey var. Bu hani gelişmiş ülkelerde daha fazla gözlenilen bir konu. Ya, tüm dünyadaki gelişmiş ülkelerde gözlenilen bir konu aynı zamanda. Ee, bireyselcilik diye bir olgu yakın zamanda daha da arttı. Eskisi gibi toplumsal bakmıyoruz. Yani herkesin artık biri olarak kendine zaman ayırmak, kendini tanımakla ilgili kaygıları var. Ya 40 yaşına gelmiş, 50 yaşına gelmiş bir insanın ki çok normal bunu yadırgamıyorum bu arada. Kendini keşfetmek. Hayatını keşfetmek, kendine daha da anlam katabilmekle ilgili bir düşüncesi var artık. Yapacak insan, şey mi çoğalıyor acaba? Abi insanlar kendini keşfediyor. Adam mesela atıyorum psikoloji alanında bir master yapıyor. Oradan kafası açılıyor. Dünyanın şurasına gidip Tibet'te şu felsefeyi benimsemek istiyorum. Kendimi daha iyi anlamak istiyorum diyebiliyor. Öyle olunca da aile olgusuna bizim baktığımız gibi bakmıyor Türk toplumunun. ya bizim toplumumuzun baktığı gibi bakış açısı olmuyor. Evet. Yani torunum olsun çocuklarım olsun değil de bireysel olarak hayatı daha iyi anlama yönelik bir kaygı bulmaya başlayabiliyor. Zaten hayat kısa diyor. Ya tabii hani öyle olunca da e, böyle işte bir torunuma ev bırakayım, şuradan bir villa alayım da çocuklar aç kalmasın falan gibi bir algı da oluşmuyor yani. Ve gittikçe bu artıyor, bireyselleşiyoruz yani. Evet. Hani toplumsal olarak yani bakmıyoruz hiçbir şeye. bende mesela şey kaygısı var, çocuğuma bir şeyler bırakma. İşte olur. Çünkü çocuğum var. Evet, öyle bir öyle bir kaygı oluyor yani bir yerden e, sonra. Mı? Diyorsun ki ben göçüp gittiğimde ailem rahat yaşasın hani. Ben mesela azından. çocuğum yok, sürünsün diyorum. <laughs> Karısı için <laughs> sürünsün diye herhalde yani, hayır, ki, hayır. Hayır. yani. Olursa sürünsün diyorum. Ne eğliyorsan. <laughs> hayır çocuğum olursun çünkü ha, ben... kim sürünsün abi? Ona bir açıklık getir çünkü. Bu da çok önemli. Olursa sürünsün diyorum ya. Ben de zamanında süründüm. Biraz sürünmek iyidir ya. Acık sürünsün. Ya bilmiyorum. yani o da garip bir şey. Ben çektim o da çeksin çekmesin mi abi yaşasın abi yani. Ben çekmedim ki çok fazla. Ben kıvamında çektiğimi düşünüyorum yani. Hani bence insan kıvamında çekmeli. Hayatı bir şekilde daha iyi öğreniyorsun abi. Yani olabilir yani. Devamlı 2 artı 1, 3 artı 1 villada yaşayıp hani hayata çıkmadan. Ya ben de bu arada sesem anam babamın evinden çıkmadan yaşayabilirdim ama yani anam babam sağ olsun defol git bana. Ama ben dedim ki gideyim artık bir göreyim abi yani. çocuğuma bir villa bir bırakacağım şimdi Allah aşkına. Arkadaş şükür. ya. O İnşallah bırakırsın abi ne diyeyim. Yok lan ben yaşamıyorum villada. Ona Bizim bir bırakayım. arkadaş vardı. Seyyidü selam olsun mesela. Babası gerçekten çok çok zengin bir insandı. E, hatta evlerinde falan asansör masansör Ama vardı. Ama mutsuzdu diyorsun. Bak evlerinde asansör vardı. Fakat bizle aynı ortamda okuyordu. Biz hiç bunu anlayamadık yani. Bizim çünkü bizim hani ekonomik durumumuz belli. 12 gibi değil ya. Yani. Onun yüz katı aşağısındayız. Ama çocuk için çok büyük keyif. Ay bize <laughs> para atıyor suratımıza falan böyle. Yani biz bir liraya börek yeme derdindeyiz yani. Adam istese Neler neler yapabilir yani. Daha sonra adamın babası istese çocuğu. Watchmen'de var ya dünyalara şey gözüyle bakıyordu böyle hani. Ya, kim lan bunlar falan. Yani niye yaşıyorsunuz? Çok hiç? iyi bir insandı bu arada. Kesinlikle hani öyle bir şey demiyorduk yani. Hatta biz onu eziyorduk parası var diye. Ama şöyle bir şey var. Toplumsal üstünlük diye bir şey var. Şimdi zenginlerin olduğu yerde bir fakirsen ezilebilirsin. Fakat fakirlerin olduğu bir yerde bir zenginsen ve aynı ortamdaysanız, aynı sosyal statüde okuyorsanız mesela, parası var diye ama dalga geçiyorduk mesela. Ne oldu lan zengin? gelemiyor musun buraya falan diyorduk. Ha böyle demeyin ya falan diyordu. Hani yani, hani ben ilk defa mesela fakir olduğumuz için birini ezebildiğimizi fark ettim yani. Çok enteresan bir duyguydu. Ee, o arkadaşın sen konuştuk tabii. Hani niye böyle oğlum? Sen niye böyle takılıyorsun falan diye. Çünkü onun da mesela parasının olmadığımları oluyordu. Abi babası sıfırdan yapmış her şeyi. Bayağı sıfırdan yapmış. Ve çocuğa demiş ki belli bir yaşa gelene kadar sen demiş hani uçup kaçmayacaksın. Her şey sıfırdan. Yani <laughs> olabildikçe makul seviyelerde yaşayacaksın demiş. Hani ve olabildikçe makul seviyelerde yaşadı. Ama o şunu biliyordu belli bir yaşa gelince ha, yani... Üniversite Amerika'da okuyacak Aa, yani. 20. bölümde iTunes'un gelecek yani. Hani onu biliyor. Biz onu bilmiyoruz. Anladın mı? Hani mı gelecek ne olacak bir şey belli değil yani. Ya bir de eve gittiğinde o huzur yaşıyor abi. Yani yazın asansör gidiyor. Var. Bak sen çıplak ayakla asansöre bindin mi? Bambaşka bir keyiftir o ya. Bak ben arkadaşın evine gitmişlerdi mesela. Ben gidememiştim başka bir işim vardı. Hep anlatıyorlardı arkadaşlar bize. Şimdi buradan seviyorsa çok komik olacak. Kaç yıl geçti üzerinden gerçi muhabbetin. Şey diye anlatıyorlar şimdi o arkadaş yok. Oğlum evine bindik. Şey asansör vardı lan evin içinde. Ayakkabılar çıkarıp asansöre bindik falan diyordu böyle. Çok Ay falan diyordu böyle. Üç katlı üç kattı falan. Korkmuyor muydun oğlum diyordum ben de. İyi bu evdeki ama. asansör olayı bana Erdin'in anlattığı bir hikaye var. İşte özel okulda okuyan çocuklar. Düşün yani Sabancı'nın oğlunun okuduğu. Yani Sabancı ailesinden bir ferdin Oğlunun okudu okulda okuyan başka bir çocuk evlerine gidiyor Sabancı Ferdi'nin sonra eve döndüğünde ağlamaya başlıyor bizim evde niye asansör yok yani <laughs> zenginlerin içinde de şey var o asansör oluyor harbiden ayrı bir epik seviye yani, yani anlatabiliyor muyum <laughs> evinde asansör, asansör olması yani. yani. Bize asansörde kalıyorsun falan böyle evdesin ha, ama yani. Evde kaldık, Yatıyorsun, uyuyorsun falan yarın devam ediyorsun. Ya da iki asansör yaptıralım babam çıktı mı gelmiyor <laughs> falan tarzında. ya, ya yani. da kapıyı kim tutuyor yukarıda bir de öyle bir olay var. Basmayın başı kule. Aile kavga var. <laughs> ama ya bu... Dizi... Neyse yapay zeka diyorduk geri dönüyor. Evet ya, evet yapay zeka. Güzel bir şey yapay zeka. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle şöyle, yani? Ya bunun çok ütopik bir olay olacak. Bak ben sana söyleyeyim yapay zekanın ileriki versiyonlarında harbiden insanın artık böyle yavaş yavaş dışarıda kaldığı versiyonda. Emin ol şunu göreceksin yapay zekalar kendi aralarında alışveriş yapacaklar. Hmm. Yani şöyle bir şey düşün. E Tabii insan hayatı gibi kendi ekosistemler olacak aslında. Evet abi sen IBM'in geliştirdiği bir yapay zeka endüstriyel faaliyet gösteriyor tamam Diyelim ki bir tane şey üretiyor lastik fabrikası işletiyor. Google'ın ürettiği başka bir yapay zeka var. Bu yapay zekada endüstriyel sistemler için araçlar, tool'lar üretiyor. Mesela iletişim kurmaları, yeni çıkan araçlara işte sürücüler hemen adapte olsun. Çünkü sonuçta yine sürücü olacak yine donanım olacak yani bilgisayar donanımı. Yani yeni bir donanım çıkmış mesela. IBM'in Watson'a bakacak dünyadaki en işlevsel kullanım tekniği hangisinde var? Hemen bunu nasıl öğrenebilirim? Aa Google'ın ki bunu öğrenmiş. Ben parasını vereyim ondan satın alayım bunu diye bir karar verip hmm. aralarında konuşup belki sözleşmeyi imzalayıp pazarlığı yapıp abi para transferini banka yapıp o endüstriyel bilgi diğer yapay zeka aktarılmış olacak Çok o Çok ileride evet. Öyle bir yetkinin bırakıldığı bir ortamla diyorsun yani. Tabii saya. fabrikaların kendi arasında alışverişini düşün. Mesela şimdi sen telefon üreten bir fabrika kurdun. Üretiyorsun. Panel eksildi. OLED paneli ihtiyacı var. En uygun OLED paneller nerede? Soracak hemen abi. Oradaki yapay zeka diyecek ki biz üretiyoruz. Bizim şu kadar fazlamız çıkacak şu tarihte. Tamam, sen bana ayır onu. Ayırdım. söyle herkesin böyle çalıştığı bir sistem. Saçma bu şekilde mükemmel olmuyor mu o zaman? Zaten öyle bak düşünsene otonom robot şey otonom sistem onu kamyona yüklüyor. O otonom kamyon fabrikaya evet, şimdi... götürüyor yine yükleniyor ve telefon üretiliyor. Ama telefonu kim kullanacak işte? Şimdi mesela pazarlık da <laughs> mesela enteresan bir şey. Pazarlık yapmak veya fiyatı belirlemek mesela yapay zekanın belirlediği fiyat mükemmel şöyle tüm dünyayı tarıyor. Atıyorum işte şu anda 20 bin tane piyasada OLED ekran var, işte bunlarda 5.000 tanesi var demek ki de şu şu. Ben ne kadar benim maliyetim ne? Şu. Diğer yapay zekada aynı şekilde taradığı için diyor ki evet o şey demiyor yani abi %10'da at da bizim yani deşimiz hani görülsün Öyle olmaz ama şeyi de hesaplayabilecek belki yapay zeka. IBM'in Watson'ı çalışmanın ona katacağı reklam şey anlatabiliyor <laughs> mu? Bir sürü değişken bir var. Ya. Orada o yüzden o kadar... çok ileriki seviye evet. demeni anlayabiliyorum. Çok i̇leriki ileriki seviye, seviye yani bu ve her şey üretilecek senin evine gelecek. Yani sen internetten sipariş vereceksin ya. Tınk <laughs> diye yapılıyor. Yani o, o oradan geliyor ve arada insan yok abi. Şimdi ne oldu? Bak kargo, <laughs> fabrika, toptan, o aracılar. Aldım, sattım, verdim gülüm, borsa, borsacılar falan. Arada bir trilyon adam aslında yok oluyor. Ama o zaman şu da oluyor oluyorsun. şimdi şeyi düşündüm orada, o zaman yeni telefonu yapacak kişi insan olacak. Hani şu telefonu yapacağız diye düşünen insan olacak diye düşünüyorum ama aslında o da insan olmayacak. Tabii. Yapay zeka gelecek ki millet bunu kullanıyor. Ve böyle alışkan ama abi şöyle bir şey de var. Tasarım dediğimiz bir şey var ya. Yani. o sanatsal bir bakış var ortada. Abi sanatsal bakışta şu anda tablo çizen yapay zekalar var. İşte ama tabloyu fotorealistik olarak çizebilir bir yapay zeka. <laughs> Ona bir şey demiyorum. Yani bildiğin seni mesela birebir yapabilir. Ama bir de sanat dediğimiz bambaşka mesela gerçekçi grafikler olan oyunlar var deriz. Bir de için baktığımız zaman Ori mesela. Hani tarzıyla, stilistik tarzıyla insanı etkileyen şeyler vardır bir de. Abi şimdi işin tehlikesi ne biliyor musun? Bugün en baba müzayede salonlarındaki eksperleri kandırabilen taklit tablo çiziciler var. Evet. Adam çiziyor. Diyor ki bunu Picasso yaptı. Hatta böyle adamın bir tanesi vardı. Böyle gülüyor belgeselde. Birkaç tane tablom var diyor. Şu an diyor şeylerde müzelerde sergileniyor diyor. <laughs> Söylemeyeceğim diyor ama. Çünkü yıllardır orada diyor. inanmışlar diyor. <laughs> Onun yaptığı hani böyle ünlü ressamların çizimlerini taklit ediyor adam. Şu anki yapay zekada İnsanlar makine öğrenmede mesela Nvidia'nın birçok çalışması var yine benzer evet. gösterdiği. Yapay zeka abi sanat eserlerini taklit ediyor. Ve onları taklit ederek yeni resimler oluşturuyor. O stili taklit ederek. bayağı Şimdi, Picasso yapmış gibi yeni bir portre yapıyorlar. Abi yapay zeka düşün. Oyun kültürünün başından sonuna kadar analiz edip Hangisi sanatsal bulunmuş, Ama hangisi bak, bulunmamış yeni doğru. bir şey ortaya koyabilir. Fakat sıkıntı şu. Senin dediğin sistem yerleştikten sonra geri veri işlenmeyecek. Ya şimdi adam ne yapıyor abi? Kendisinden önceki, kendi tarihinden önceki yüzyılı alıyor. Kendisi yapmaya başladıktan sonra kimse bir şey üretmeyeceği için hep aynı şeyi yapıyor olacak o zaman. İşte hep aynı şey değil abi. Yapay zeka dediğimiz kısım. Bak makine öğrenme ayrı. Makine öğrenme evet, eski verileri alıp analiz ediyor ama yapay zeka üstüne koyan bir şey. İşte üstüne koyabildiği analiz şey, edip tamam. üstüne koyduğu şey ama hep analiz ettiği, hep o çerçeveden bakıyor olacak, hep o 100 yıllık çerçeveden bakıyor Abi, olacak. Abi işte ileri Acaba... versiyonu öyle değil. Öyle değil mi diyorsun? Değil Ondan evet. Aman yani, yani, ya. Bir şeyler Yap... ortaya koyarken göreceğiz. Bir kere ya yani insanın gücüne gidiyor, yapay zeka falan konuşulmaz. Ve gerçekten de belli bir yerden sonra şey dönüyorsun Matrix gibi. Robotun robotla konuştuğu, robotun robottan bir şey öğrendiği, Aralarında bir alışveriş ticaretin olduğu. Tam voliye dönecek herhalde. Biz böyle göbekli şişmanlar olacağız artık. Yani. yani olacak mıyız onu bilmiyorum. Çünkü fabrikanın tamirini kurulumunu da robotlar yapacak bir yerden sonra. Zaten dediğim gibi bu iş ama şöyle bir şey var. Yani şimdi felaket senaryosu ya bunu biz burada bakıp da felaket senaryosu çıkarabiliyorsak yani bu işin hani planlamasını yapan insanlar da aşağı yukarı farkındadır. İnsanoğlunun aç kalacağı ve şey i̇şte güzel. onun için şey diyor, <laughs> Mars'a Mars'a gidelim mi dönmemek üzere diyor. Lanet olsun dünya. <laughs> Zaten Hani ya, ya. dönmemek üzere Mars'a gidelim orada kalalım. Şimdi çünkü şey var. Şimdi mesela okuyorsun yapay zekanın bize faydası ne? İşte tarımda modern tarım teknolojileri sayesinde inanılmaz fazla yiyecek üreteceğiz. Dünyadaki açlığın sonu gelebilir. Abi yani tamam dünyadaki açlığın sonu gelecek. Evet o modernizasyonu kuracaksın ama parayla satıyorsun sen bunu. Adamın para kazanması lazım. Yani o tarla üretilen bir şey satın alman için... Evet. Para ihtiyacım var ama devletler bunu nasıl dizginleyebilirler? Bir devlet politikaları Abi yapay zekadan vergi alma. Yani bugün bizim her şeyimizden vergi alınıyor. Bugün zarf vergisi diye bir şey çıktı biliyorsun. AliExpress'ten 1 dolarlık bile bir şey alsam 5 lira artık. Gümrük evet. baktı içine diye vergi istiyorlar tamam mı? Yani orada bambaşka bir yere gidiyoruz. En azından Türkiye bunu keşfetti, dünyaya bu bilgiyi satabiliriz biz Türkiye olarak. Patentleyip bunu. Hı hı. Her şeye vergi koyulabilir. <laughs> tarzda ve <bir> patent yapıp <laughs> Bence belki de vergi forumlarına çıkıp bizim anlatmamız lazım. Nereye vergi, vergi getirilebilir? Ya. Siz cahil Amerikalılar bilmiyorsunuz bakın. <laughs> Böyle vergiler getirebilirsiniz <laughs> tarzında. Yani öyle bir şey olabilir. Yapay zekadan vergi. Mantıklı abi. Arada alışveriş yaptın vergi. Biz de vergilerle yaşarız. Değil mi öyle bir şey? Ha, vatandaşa yani. ne gelir bilmiyorum. Hani devlet aldı vergiyi ama bana ne geliyor yine? <laughs> ben onu bilmiyorum yani. Sizin... Benden de vergi alıyor çünkü. <laughs> Biz de bakarlar artık ya. Herhalde bir şeye bakar. Bir yapay zekanın yanında yamanacaksın abi. Tekme atarız robotlara falan. Çalışın lan. Bize vergi getirecek şekilde çalışın deriz. Yapay zeka insan yüzü yapabiliyor biliyorsun. Diğer insan yüzlerine bakıp yeni insan yüzleri oluşturabiliyor. Ha. Tabii. Yani şimdi yarın öbür gün konuşmamızı sesimizi taklit edip burada iki tane kişi de yapabilecek, çizebilecek. Benim gibi konuşamaz abi. İşte ne yapıyor biliyor musun? Senin videolarını izliyor abi. <laughs> Oo. Aa, abuk sabuk konuşuyor. Oo, ben yatarım o zaman ha. Evden yatarım. Abi ben geldim derim yanına gönderirim. Sen şu de anda, kendi robotunu gönderirsin. Yani şu şimdi. andaki tek engel şu. İnanılmaz bir işlem gücü gerektiği için tamam mı? Hala da sıkıntı ama 5 g niye bu kadar heyecanlı bekliyorlar? Çok yüksek veriler, düşük gecikmeyle gidip gelecek, her yere yayılacak. 5G'de inanılmaz fazla bir veri trafiğini yönetebilecek hale geleceğiz, yeni teknolojiler geliştiriyoruz diyorlar. Hı hı. İşte Xbox hep atıp tutuyor diye ilk başta biz cloud tabanlı bir konsol evet. düşünüyoruz filan. işlemler tek bir merkezde yapılacak, evet. oyunlar mükemmel olacak diye. Aslında ona ona çalışıyor adam. Yani robotun içine çok fazla işlemci koymayalım. Veri akışınız diye sürekli yani. connected olsun, sürekli bağlı olsun. Anladım. Büyük bir yer onu yönetsin. O yani o böylece şöyle bir sıkıntımız kalmayacak. Oldu her yeri robotlar ele geçiriyor diyeyim. Ana merkezi patlatıyorsun abi. Yalnız Türk Telekom'dan mı geliyor veri? Kablo <laughs> net. <laughs> Lekli çalışıyor düşünsene. <laughs> ben mesela videodayım robotum var mesela ben kalıyor. Buffering Sen onu Sola dönecekken lek oluyor. Oo. O an sonra sola dönmeye kalkıyor. <laughs> Sol dönerken sağ işaret yapmak da bambaşka bir işaret tabi. Evet. <laughs> Neyse güzel Kesin fanteziler kaza. kurduk. Arkadaşlar sizden de gelecek muhakkak yorumlar vardır. Farklı bakış açılarından olaya bakılabileceğimiz. Ha, bu arada ben sana söyleyeyim yapay zeka yakında oyun yapmaya başlar bak görürsün. E, tabi tabi o olur. Zaten onunla ilgili muhabbetler var. Yapay zeka yani yaptı yaptığı bir yapay zeka test ediyor haber yaptık. Evet, evet. Işte evet. burada. Öyle bir durum söz konusu. Hep beraber görüyor olacağız ama dediğimiz gibi sizin görüşleriniz çok daha önemli. Ne düşünüyorsunuz? Amazon Go incelemesini, deneyimini sitemizden izleyebilirsiniz. Bu romantik havada yaptığımız videonun sonuna geldik efendim. İkisi bir bilmez bilir, yarı bilir galiba emin değiliz programımızın sonundan. Herkese iyi günler dileriz. Bay bay. İkisi bir 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus Vega 56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.